Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda Seroli krizine değineceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok sık gelmeye başladı. Neredeyse her hafta geliyor etkinlik. En kötü ihtimal her hafta geliyor şu an için. Etkinliği bayağı değiştirdiler. Son hali güzel. Ve en son şu an bakın böyle alevler falan böyle yavaş yavaş efektleri falan güzel koymaya başladılar. Artı bossların attığı skiller böyle çok gözükmüyordu. Biraz daha onlar da geliştirmişler. Daha güzel, daha hoş görselliğe önem vermişler yani biraz da. Çünkü zaten artık dükkan olayı falan getirdiler biliyorsunuz. Buradan bu kazandığımız şeyleri harcayabiliyoruz. Aynı şekilde Keira heykellerini alabiliyoruz. Burada altın anahtarlar, kalkanlar mesela şu kalkan çok iyi. Bir günlük kalkanı 500 alabiliyoruz. TP'lerimizi alabiliyoruz, hız alabiliyoruz. Burada emojiler falan var. Onları alabiliyoruz. Burada gene şu kafalık mesela atlılar için bence önce yani ilk fırtıplı atlılar için güzel bir kafalık. Gene şunlar atlılar için güzel arkadaşlar. Alınabilir. Çerçeve falan var. Yani bayağı dükkanda dolu. Şimdi yeni sistemde gene bu şekilde şeyler var ve bulunduğun seviyeye göre 750 mesela veriyor herkes size. 500 veriyor. İşte 300 veriyor. Ben şu anda cehennemi yapmayacağım. Neden derseniz cehennem için arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sağlam 4T5 artı bu 4T5'in hepsinin %50 yani %50 kıta basması gerekiyor. Bu da neye tekabül ediyor? Yani yaklaşık 300K ordusu olması lazım. Bu hepsinin ama dördünün de ki yapabilirsiniz cehennemi. Şimdi onu bulamazsınız. Yani onu ayarlamak lazım. Kişileri belirleyeceksiniz. 4 kişi. O 4 kişi herkes basacak. O 4 saat içinde bunların hepsini tek tek yapmanız gerekiyor. Ben genelde çok tabii külfetli bir şey ki her zaman başarılı olamıyorsunuz. Bazen şey bazısının interneti kopuyor, bir şey oluyor, bilmem ne oluyor falan. Onun için kabus daha garanti. Kabus yapmayı ben daha tercih ediyorum. Hani 500 alıyorum ama çok uğraşmıyorum mesela. Çok o kıta basayım, bilmem ne yapayım, buna girmiyorum yani. Şu anda direkt 3 tane boss'umuz var. Daha 2 tane yakında geliyor. İlk boss'umuzu Keira zaten. Onu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hani girmeyeceğim. Sadece şu iki boss'u hemen hızlı şekilde girip gösterip çıkacağım arkadaşlar. Taktikler ne olmalı? Nasıl yapmalıyız? İlk başta ilk boss'umuzla başlayalım. Frida. Frida bunun hepsinin bir taktiği var ve bence Seroli'den ikisi de daha kolay. Hani onu yani şu ilk Seroli'den diyorum. Keira'dan bence daha kolay. Neden derseniz arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bu ikisinde özel yeteneklerini bildiğiniz zaman ben zaten size şey yapacağım. Hani söyleyeceğim ne şekilde yapmamız gerektiğini. Şuradan hemen bir yazayım arkadaşlara. Yani bunu taktiğini bildiğiniz zaman çok çok Seroli bence en zoru yani. Şu an bu etkinlikte. Şu an şey Keira Seroli diyoruz. Keira en zoru. Çünkü Keira'da sürekli kalkan açıyor, ok yağıyor, onun altına gir, koş falan biraz sürekli böyle aktif olman lazım. Bu bosslar biraz daha o yönden kolay arkadaşlar, onu söyleyeyim. Savaş desem de doğru kişiler gelmeyeceğini şey yaptığım için savaş demiyorum. Aslında desem de gelir. Kim gelirse bahtımıza girelim arkadaşlar. Bayağı da sağlam adamlar geldi. Evet, ilk bossumuza girdik. Burada ikinci değineceğim konu şu arkadaşlar, bosslarla ilgili. Kesinlikle ve kesinlikle tank ordu çıkmayın. O da değineceğim bir kısım. Tank ordu burada çok yanlış bir hareket olur. Yani çıkmanız gereken ordular kesinlikle ve kesinlikle nük ordular olması gerekiyor. Nük ordularla çıkın. Şu an ben kendi üzerime alacağım boss'u. Bu boss'un da biliyorsunuz böyle şu skiller falan var. Bunlardan genellikle eğer T4 oyuncuysanız kaçmanız lazım. Tabii çok vuruyor. Böyle efektler yoktu önce de mesela. Efektleri falan koymuşlar. Ben şimdi T5 oyuncu olduğum için çok böyle hani kabus zaten. Normalde şu skiller falan kaçılır. Bunlar çok seri atışı kaçılmıyor. Şundan kaçabilirsiniz ama. Şu attı yuvarlak. Mesela şu an Cengiz yedi onu. Yani o da T5 oyuncu tabii. Ona çok etki etmiyor ama T4 oyuncuysanız biraz daha fazla vurabilir tabii ki. Bu boss'la ilgili söyleyeceğim tek şey var. Bu yani belki de en kolay boss. Buz olduğu zaman arkadaşlar buz oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle uzaklaşıyorsunuz. Yani zaten vurduğunuz işlemiyor. Ama vurursanız damage alıyorsunuz, en son onu düzeltmiş olabilirler bilmiyorum. Bence bütün 4 oyuncunun da yapması gereken bunun uzak köşesine hep beraber oraya toplanmanız. Çünkü bu buz olduktan sonra
diğer yaratıklar çıkmaya başlıyor. O yaratıkları kesmek için de köşelere geçeceksiniz. Onları keseceksiniz bu açılana kadar. Sonra bu açılıp nova şeklinde böyle etrafa yuvarlak bir şekilde damage vuruyor. Onu vurduktan sonra direkt hemen hızlı bir şekilde tekrar saldıracaksınız arkadaşlar. Yani bunun taktiği bu. Çok da zor değil. Ama önemli olan burada tek önemli olan şu işte. Buz olduğu zaman geri çekilip onda yan yana durmanız yani. Çünkü çıkan yaratıkları beraber kesmek daha iyi oluyor. Mesela şu an oldu bakın. Vurmanın bir anlamı yok şu anda. Hemen uzaklaşıyoruz. Mümkün olduğunca yan yana arkadaşlar. Yani bakın hepimiz aynı yere gittik. Zaten bu oyunu az çok oynayıp bilenler çok da ayrık durmazlar. Ve çok uzak köşeye gideceksiniz. Yani yaklaşık yarı çapı bayağı geniş vuruyor. Şurada hep beraber bunları keseceğiz hızlı hızlı. Çünkü zaten yerseniz T5 ordunu bile yarı canını neredeyse alıyor. 200k T5 ordunu bile yarı canını neredeyse alıyor novalar. T4 oyuncusuna zaten neredeyse tekleneceksiniz gibi bir şey olur. Onun için dikkatli olmanız lazım bu konuda. Şimdi, zaten bu açılır açılmaz da direkt saldıracaksınız arkadaşlar. Daha bir bunun bir fazla bir taktiği yok yani. Burada yapmanız tek gereken bu. Şu buz olduğu zaman boşu boşuna vurmayacaksınız. Yani burada toplu durduğumuz zaman gördüğünüz gibi Yisong falan da var. Çok kolay kesiyoruz mesela. Toplu durduğumuz için. Çok zorlanmadan yan yana olduğumuz için seri seri onlar bize gelsin yani biz onlara gitmeyelim. Ve şu açılır açılmaz o novalarını atacak bakın açıldı. Birazdan atacak. Bakın şu yarı çapta atıyor. Bunu iki kere veya üç kere mi atıyor öyle bir şey. Evet üç kere attı hemen saldırıyoruz arkadaşlar. Şuna girmesek iyi olacaktı ama ben herhalde yiyeceğim onu. Evet 4.8k vurdu mesela bana. Evet şu anda bunu ikinci buza girmeden kesersek iyi olur. Çünkü artık diğer şu yaratıklar da öyle az buz vurmuyor arkadaşlar. Yani az gibi vuruyor gibi gözüküyor ama sürekli sizi eritiyor yandan yandan. Bakın farkındaysanız. Burada gene şeyi değiştirmişler. Kalan birimi gösteriyor. Şurada vurduğunuz hasarı gösteriyor. Yani onlar falan güzel yapmışlar. Artık önceden diğerlerin oyuncuların kontrol etmek zorundaysa şuradan oyuncuların kalan birimlerini kontrol edebilirsiniz. Yani toplamda kalan birlik %54. Onu da göstermişler. Toplamda attığımız hasar gösteriyor. Yani dediğim gibi T5 oyuncu için kabus kolay ama T4 oyuncu için zor tabii. 4 T4 biliyorsanız yanınıza en kötü 1 veya 2 tane T5 alırsanız daha kolay yaparsınız arkadaşlar bu etkinliği. Onu söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi en son 74k 70k hızlı hızlı eriyor. Cengiz Han Chao ikilisi gene Edward Yisong ikilisi bu bosslar için çok güzel oluyor. Eğer siz free to play'seniz epic komutan olarak işte Herman Kusunaki olabilir. Bakın gene buz oldu. Mecburen geri çekileceğiz. Hemen köşelere bir dahaki açılışında muhtemelen keseriz arkadaşlar. Hemen şunları keseceğiz. Bir dahaki açılışında direktmen bakın T4 Mustafa arkadaşımızın bayağı azaldı ordusu. T4 ordusu oluyor. Ama onlar T5 olsa biraz bir tık daha tabii dayanıklı oluyor. Onun statları kötü değil. Onu da söyleyeyim. Şu an benim bildiğim kadarıyla bir neredeyse T5 statlarına sahip. T4 askeri var ama T5 açmaya çok yakın. Ona rağmen eritiyorlar yani. Evet, şu anda bu açılır açılmaz hemen yapıştıracağız arkadaşlar. Gideceğiz yani. Birazdan açılacak. Zaten %4.8 kaldı canı. İkinciyi vurduğunda şöyle yaklaşalım. Hemen boss'a vuralım. Boss'u da kestiğimizde iş bitecek. Yani boss'ların bu boss mantığı var arkadaşlar. Bunu hani göstermiş olduk. Diğerine geçeceğim hızlıca bundan sonra. Ödülleri de şunu atarsa şanslısınız. Şu an şanslı zamanımızdayız. Evet. Diğer boss'a hemen hızlıca geçiyorum. Bu boss bu şekilde arkadaşlar yani. Bu boss'u kesmek istiyorsanız bunu yapacaksınız. Bence dediğim gibi en kolaylardan biri. Alan vuran komutanların en kötü arkadaki komutanın bir alan vuran olsa güzel oluyor. Yani ama nük komutanlarla girin arkadaşlar. Kesinlikle yani T4 oyuncusanız da Osman'ı falan öneririm.
yani bence. Veya Herman. Bu tarz komutanları, nük komutanları öneririm. Keira zaten yakın zaman artık Keira geldi. Keira'yı kasıp onlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bossları. Şimdi Astrid bossumuz. Evet, bir oyuncu daha gelirse. Onu da hemen bulursak. Daha sonra biz bu üçlü üçlü de keseriz de bunu. Bunun da mantığını anlatacağım. Bu da çok karmaşık gibi gözükse de çözdüğünüz zaman çok kolay arkadaşlar. İki boss da aynı şekilde. Bunu da mesela bazısı hala çözemeyenler var. Özellikle bunu çok çözemeyen oyuncu var. Şu an 4 T400 T500'iz. Bayağı hani kolay da keseriz ama gene de dediğim gibi size göre ben anlatıyorum hani taktiksel olarak ne yapmanız gerektiğini. Bundaki mantık şu arkadaşlar. Şimdi Atu gitti. Sadece mümkün olduğunca bir kişi de fokuslu veya en kötü iki kişi de fokuslu kalmasını sağlayacağız bunu. Çünkü şu üstteki silahı var bunun. Silahı mavi iken böyle ileri doğru bir alana bir skill atıyor bakın arkadaşlar. O skill attığında ne oluyor onu anlatacağım. Bakın şu an üçüne mi değdi? İkisine değdi. Bakın üstlerinde kırmızı bir ok çıktı. Şuradan da göstereyim onu. Alınan devamlı hasarı arttırıyor. Bu şu an değil ama. Bu alınan devamlı hasar kırmızıya dönüyor ya bu arkadaşlar. Kırmızıya döndüğü zaman bu arkadaşlar kırmızıya döndüğü zaman o arkadaşlar şurada görünen yani %1500 yani 15 kat neredeyse fazla hasar alacaklar. kırmızıya döndüğü zaman ama onu belirteyim yani şu an almıyorlar o hasarı. Onun için kırmızıya döndüğü zaman bu boss kesinlikle şu demeci yiyen arkadaş, yani şu iki arkadaş uzaklaşıp ya şu an dönüşüyor. Şu an ben kaçmama gerek yok. Bende bu kırmızılık yok. Şu an ben üstüme alabilirim. Bana çok vurmayacak. Ben şu an kendi üstüme alabilirim. Diğer arkadaşlar arkadan saldırabilirler. Atıya döndü. Bakın atıya vurdu. Çok kötü oldu atıya dönüp vurması. Şu an atıya vuruyor. Atı hala uyanamadı. Ahmet burada yediği gibi gördüğünüz gibi nasıl etti. Şu an bana vursun. Bakın bana vursun. Bana vuramayacak arkadaşlar. Seyredin şimdi. Çünkü bende o debuff yok. Bakın bana 1500 vurdu. Yani 1500 hiçbir şey değil. Onların üzerindeki şunlar yaklaşık 25 kat fazla vurdu. Yani ama 1500 vurursa onu 25'te çarpı direkt o kadar vuruyor yani. Hani bunun sırrı da bu arkadaşlar. Ya yani bir kişi önde ilk başta o savaşacak. Yani o bufflar alacak. Debuff'ı. Daha sonra diğer tanklayacak. Yani debuff almayanları tanklayacak. Bakın bana vuruyor. Ben çok bir şeyi yok, etkisi yok şu anda. Şu an onların da bak kırmızıklar geçti. Şu an yaklaşıyorlar. Bu boss'un sırrı da bu arkadaşlar. Yani burada önemli olan mavi kenke alan hasara her dördünüzü alıyorsanız kaçın. Dördünüzü de aldıysanız yani dördünüzü de kırmızıysanız o kırmızılık geçene kadar kesinlikle boss'tan kaçacaksınız sürekli. Yoksa direkt tekler zaten hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Ya bu boss'un sırrı da bu. Mümkün olduğunca şu aranızda anlaşın. Bu mavi olduğu zaman bir kişi alsın mümkünse mertebe. Diğer 3 kişi dikkatli olsun, almamaya çalışsın. O şekilde yaparsanız daha sonra kırmızıya döndüğünde de rahat edersiniz arkadaşlar. Yani kırmızıya döndüğünde silahı diğer şey al buff almayanlar çok etki etmiyor zaten. Ama o debuff aldıysanız direktmen neredeyse tekliyor yani T-boş önce bile nasıl vurdu kabusta gördünüz. Cehennemde direkt tekle zaten. Evet. Gördüğünüz gibi T5 oyuncu da olunca bayağı rahat oluyor. Siz dediğim gibi yanınıza 1 ve 2 T5 alırsanız çok rahat yaparsınız. Yardımcı olurlar. Klanlarınızdaki T5'lere ricacı olun. Onlar da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu boss, iki boss dediğim gibi kolay arkadaşlar. Serol'ü anlatacağım. Zaten onu herkes biliyor önceden beri. Bu şekilde yapabilirsiniz. Önerim de bu. Yani yanınıza 1-2 T5 ayarlayın. Onlarla beraber girin. Diğer oyuncular T4 olsa bile dediğim gibi nük komutan alın. Önemli olan nük komutan. Tank komutan çünkü bosslarda şöyle bir özellik var. Geciktiği zaman demeçleri artıyor. Her gecikişinizde de zaten ister istemez sizin de canınız sürekli azaldığı için bir süre sonra yenemezsiniz de. Onun için buradaki amaç kimse bir kişi bile tank alsa bir sürü o hasar eksiği oluyor.
herkesin nuke alması. Zaten farkındaysanız ben girdiğim bütün oyunlarda herkes nuke komutan çıktı. Nuke komutandan kastım da şu, bilmeyenler için. Ata beceri hasar yüksek. Fazla beceri hasar yüksek komutanları kastediyorum. Epic komutanlar da bunlar tabii, dediğim gibi işte Herman'dır, işte Osman'dır. Bunlar diğer, eğer değilseniz de yani bunlar şeyse de efsanevilerde de genelde Edward Yiseong, işte Cao Cao, Inamoto, işte bütün at komutanlar neredeyse oluyor. Ayrıyetten diğer piyadelerde de Guan Yu falan olabilir. Guan Yu çünkü nük hasarı var. Guan Yu da iyi hasar üretiyor. Kötü değil yani. Ama genelde tercih edilmiyor tabii. Genelde atlı ve okçular tercih ediliyor bu bosslarda. Atlı okçular, nük komutanlar çok olduğu için onlar tercih ediliyor. Evet arkadaşlar. Keira'yı da kasarsanız dükkandan öneririm. Neden öneririm? Keira çünkü kesinlikle bu etkinlikler için, İyan'ın etkinliğini de yaptık biz. Onu aslında size çekmek isterdim. Bir dahaki gelişinde de onu çekerim. Çok uzun uzun bir maraton gibi bir şey gözüküyor ama o kadar da aslında yanınızdaki kişiler uyumluysa, o da bizde bitti, düğün bitti, yapabiliyorsunuz. Evet, video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı, abone olup beni destekleyin arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.